Şimdi saniyenin videosu abi. Bayağı bayağıdır söyleniyor. Saniye zaten 3 aydan sonra attı herhalde bu videoyu diye düşünüyorum. En sonki videosu bir 3 ay, 2 ay, 3 ay oldu. Mükemmel videolar yapıyor zaten kendisi. Saniyeyi izleyelim. Sosyal medya herkesin durmaksızın içerik üretip tükettiği kaosla dolu devasa bir oluşum. Öyle devasa ki saniyeler içinde milyonlarca etkileşim gözlemlemek ve tüketilen içeriklerin anında dinlenip yutulduğunu görmek mümkün. Ay. Aynen. Akımlar, trendler, fırmanlar bir şey üretilir ve olasılıklara göre algoritmanın kar topu etkisine patlar. Bu içeriği her yerde maruz kalan tüketici ise popüler kültür korkusu ile ateşi bir çocuk daha atar. Tebrikler. Milyonlarca video havuzundan trend bir içerik doğdu. Beğeni, yorum, paylaşım, içerik giderek patlıyor. Sosyal medya büyüyor. Akımlar, para, ün, araba, algı, villa, depresyon. Peki sıfır takipçili sıradan bir insan hayal edin. Hiç tüketilmemiş bir içeriği manipüle ederek akım haline getirmesin. Ne kadar mümkün? Tamam, her şeyi sıfırdan yapacağımız için bize güzel bir plan lazım. Algı yönetimi ve sosyal medya hakkında sayısız içerik tükettikten sonra planımın temelleri oluşmaya başladı. İlk olarak Discord'da bir farklı insan toplayıp aşırı gizli bir hızını oluşturmaya karar verdim. Bu akımdan kimseye bahsetmeyeceksin, tamam mı? Tamam. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Bu konuyu basitti. Paylaştığımız yorumlara, yayınlara ve postlara anlık olarak etkileşim kazandırmak. Böylece hype'layacağımız akım sosyal medyada ön plana çıkarak manipüle etkisi yaratacaktır. Böylece kolay bir şekilde kar topu etkisine gireceğiz. Ama maalesef büyük bir eksiğimiz var. Sanırım akım bulmamız gerek. Bir dakikayı Discord'da toplayıp... Oy, Bilal abi çok 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 teşekkür ederim. Hani teşekkür ediyorum eğitim için. Bir şey attı Bilal abi ama ne attı bilmiyorum ya. Tüm süre bu konuyu düşündükten sonra son zamanlarda çıkan akımların ortak bir özelliğini keşfettik. Toksiklik. Hepsi ne yapayım, sil, sus, sicim, cu. Hepsi karşıdaki tarafı bozmaya yönelik kırıcı ve agresif akımlar. Yani hadi insanların bak anonimken yapmayı en çok sevdiği şey. O yüzden akılda kalıcı ve agresif bir kelime üretmemiz nokta atışı olacak. Saldırgan jargonları topladıktan sonra hepsini birbirine karıştırıp yeni bir kelime üretmeye çalıştık. Ne diyorsun? Kesa. Ne yapıyorsun? Ha. Evet. Kelime üretmek göründüğünden daha zor. Bize yardım lazım. Elon şimdi bir manipüle videosu yapıyorum, tamam mı? Şimdi bize akılda kalıcı... Lan ne? Oğlum gerçekten öyle. Lan ne? Ne diyorsun oğlum? Lan ne? Tamam, kelime hazır. Ama bunu bu halde trend yapabiliriz. Daha vurucu olması için akıma kişilik kazandırmamız gerek. Seslendirme ve maskot ise bunları sağlayacak iki kişi. Beyin fırtınası için hiçbir aga toplandıktan sonra Bane için ses kaydetmeye başladık. Bane. 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 Super! Bane. Bane. İşte bu akılda kalır. Bir sayısız maskot denemesinden sonra bu fotoğrafta karar kıldık. Bane. Akım tamamen hazır. Artık ilk darbeyi vurma zamanı geldi. Çok iyi. Etkili bir darbe için Bane'yi bir meme haline getirmek en doğru hamle. Halihazırda olan bir TikTok meme'i ise sanmak için gayet uygun. İşleyiş şöyle. Birisi aşırı absürt ve duyar kısılacak bir cümle söyler ve Bane efektiyle ters bir montaj yapılır. Bu video konseptiyle beraber hem saçma sözlerle prim kasıp hem de duyar kasarak bütün kitleleri mutlu edeceğiz. Ama ilgi çekmesi için videoları zekice hazırlamamız lazım. Vejetaryen, homofobik, kilolu, kısa boy, giyim, temizlik ve evet. Bunların hepsi kurguydu. Et tüketene gerçekten rezil insanlarsınız. İşte bu ilgi çeker. Duyar ve agresiflik akımın yayılması için kilit iki şey. 6 tane Bane videosunun montajını bitirdikten sonra akımı ilk defa paylaşmaya hazırdık. Ama bunu etkili bir şekilde yapmamız lazım. Peki bu videoları 101 kişi aynı anda paylaşır. Herkes birbirinin paylaştığı şeyi beğenip yorumlarsam algoritmaya ne olur? Aynen. Ne olur? Hamle tamamlandı ve bütün videoları saldık. İlk günün sonunda 101 videonun bir çoğu az izlenmelerde tıkalı kaldı. Ama bazıları garip bir şekilde yüz binlerce izlenme aldı. Kendi yarattığımız hype ile cidden keşfete düştük. Bane etiketim TikTok ve Instagram'da milyonlarca izlenip birkaç meme sayfasında paylaşıldı. Oha. Hatta bir sayfa akımı kendisinin çıkarttığını söyledi. Sanırım bug bulduk ama olayları biraz daha abartmamız lazım. Ama TikTok. İlk darbeden sonra toplanan videoları iyi kullanmamız lazım. O yüzden her yere yayılmamız gerek. İkinci dalga için Instagram, Reddit ve Twitter gibi platformlardan 101 farklı hesap açtık. Plan ise çok basit. Bir içerik paylaşılır ve 101 kişi anında bu içeriği beğenir. Böylece en üste çıkan içerik diğer tüketiciler tarafından fark edilir. Fazla beğeni gören tüketici ise akımdan geri kalmamak için coin etkisi yaratır. O yüzden önce bütün mizah ve magazin sayfalarını takip edip bildirimleri açtım. Böylece ilk yorumu ben atacaktım. Aynı zamanda birçok Reddit grubundan videoları paylaşıp anlık beğeniyle en üste çıkardık. Dramadan ekmek yemek için ne yapayım'in popülerliğini kullanıp bir savaş postu paylaştık. Hype'lama gerçekten işe yarıyor. Reddit Türkiye trendlerinde ikinci sıraya yükselmişiz. Ve bu sayede büyük sayfalar tarafından paylaşılmaya başlandık. Hatta insanlar kendi bane postlarını bile yapmaya başladı. Bundan sonra kimse bu çocuğa bir tane fiske bile vurmayacak. Bu yüzden postları manipüle için hem akımı aşırı öven hem de nefret eden kitleyi vurgulayıp yorum attık. Böylece iki zıt kitle de elimizde olacaktı. Instagram'da ise birçok farklı posta yazdığımız baneler hype sayesinde yüzlerce etkileşim kazanıp başka insanlar tarafından kullanılmaya başlandı. Twitch'te bile. Bane.
Sınır kimse farkında olmadan öyleyse sen mi diyorsun? Ama bu yeterli değil. Biraz daha büyük ya, olmamız evet, gerekiyor. Genellikle şey muhabbeti oluyor, siz söyleyin. Genellikle böyle bir yeni bir olay çıktığı zaman millet bir fikri olmasa bile, bilgisi olmasa bile kesinlikle bir fikri vardır yani, anladın? Alırım, teşekkür ederim. Facebook platformda banem. Deliler gibi trendleşmeye başladık. Ama bize sağlam bir adım lazım. Anlık büyüme için Twitch'te en çok izlenen yayıncıları kullanmalıydık. O yüzden onlara özel bane videosu yapıp yayında izlemesini sağlamalıyım. Ve yakımı bütün Twitch'e yaymalıyız. Bu hamle için müzisyen ve Eldren'i seçtim. Ve ikisi için de bane demeli klipler aradım. Kemal'in yayınları genelde absürt olduğu için klibi kolaylıkla buldum. Ama Eldren için klip lazım. Okan abi sorgulama ama şunları tekrar eder misin? Gerçekten bugün çok toksiksiniz de. Çok gerçekçi yap abi lütfen. Sen psikopat mısın çocuk? Ben senin ne yapacağını bilmeden niye bunları söylüyorum? Ya klip alacak onları yaptı, editte kullanacak. Ne editi yapacak acaba? Tamam, edit hazır. Ama onları bağış ile ulaştırmam birazcık riskli. O yüzden Jirox Arane ile sözleşme imzaladım. Yayıncı olayı anlamadan videoyu açtıracaklardı. Bye. Sanırım bu çok etkili olacak. Bane. Sanırım akım kontrolden çıktı. Kemal Twitter'a bane yazmış ve yayın başlığı yapmış. Yaptığım montajları görenler ise bütün yayıncılara ve konulara bane videosu yapmaya başladı. Bane. Aynı zamanda Instagram ve TikTok kısmından herkes birbirine bane deyip savaş çıkartmaya başladı. Discord'da ise bazı sunuculardan bane argodan dolayı yazılan şu an bütün sosyal medya farkında olmadan bane kullanıyor. Sanırım planlı bir şekilde insanları kaoslaştıran gereksiz bir akım çıkarttık. Artık son darbeyi vurma zamanı geldi. Bane'yi insanlara daha fazla gösterebilmek için son olarak ana akım sosyal medyaya el atacaktık. O yüzden ana akımda en çok sempati duyulan kişiye ulaşmam insanların örnek alması için güzel bir rol model olacak. İşte bu olur. Artık tek yapmamız gereken beklemek. Bir hafta boyunca hiçbir şey yapmadık ve gidişatı gözlemledik. Sonuçlar ise gerçekten korkutucu. YouTube'da bane videoları yüz binlerce izlenme aldı. Her platformda binlerce farklı bane içeriği üretildi. Artık herkes kendi bane videosunu yapıyor ve insanlar beyni almak için bane yorumları spamlıyor. Sosyal medyada bane sözcüğünü görmeden 5 dakika gezinmek şimdilik imkansız. Bane artık bir akım ve medya manipülasyonu sanırım başarılı. Bane. Ama olayın çok ilginç bir boyutu daha var. Herkesin kullandığı trend haline gelen argo kelime bile kurgun ve bütün konsept yalandan ibaret ise sosyal medyada nelerin yalan olabileceğini hayal edin. Dramalar, mizahlar, iyilikler, kötülükler, izlediğiniz neredeyse bütün içerikler. Nelerin etkileşim için yalandan kurgulandığını hayal bile edemezsin. Bu yüzden izlediğin her içeriği sorgula. Çünkü sen sorgulamadıkça sosyal medyada gerçek bir şey kalmayacak. Sen sorgulamadıkça bütün içerikleri yalan üzerinde kurulu olan kişiler ünlü olacak. Sosyal medyada her şey o kadar kurgu ki bane bane ne bile demek değil. Aslında herkes her yere bana yazarak farklı bir şey diyordu. Herkes bütün medyaya bir soru soruyordu. Böyle akımları neden engellemeliyiz? Oy. Sosyal medyayı daha iyi bir hale getirmek için. Oy. Bas siktir. Ama sizi bekledim. Sizlerle beraber izledim yani bu videoyu. Bayağı. Yapıyor ya çocuk. Ya bu videoda kurgu sayılmış. İnsan değil ya bu çocuk. İnsan değil bu çocuk. Gerçekten yetenek globalde olsa affetmez yani. Net söylüyorum. Bu çocuk globalde olsa içinden geçer ortalığın. Ama tabii ki çocuk bununla ilerliyor. Gerçekten helal olsun kendine. Sen iyi birisi ya. Beynini çok iyi kullanabiliyor. Dediğim gibi ya YouTube'da ya sosyal medyada iki farklı içerik üreticisi vardır. Ya da üç farklı desek daha iyi olur. Bir tanesi işte daha fazla vakit harcayıp, daha fazla uğraşıp, daha fazla efor gösterip, daha fazla bedel ödeyip, daha iyi sunuşlar doğurabilecek şeyleri alıp içerik yapar. Ki daha fazla vakit harcadığı için her şeyini yerli yerinde ayarlayabilir. Bir tanesi vardır ki her gün bir video yüklenir. Bir tanesi vardı ki işte kreatif şekilde içerikler atıp atıp bir şekilde ünlü olur zaten. Bu ülkede her şeyin alıcısı var arkadaşlar. Öyle düşünün. Ya bu ne yapayım muhabbeti nereden çıktı bak bilmiyorum. Ne yapayım biz söyledik ama çok eskiden de söyledik bunu. Eskiden gelen bir olay bu bizim ne yapayım. Ya nereden çıkarttık biz bilmiyorum ya. Ama ne yapayım da adamdır. O da adamdır yani sevdiğimiz bir kelimemiz o da. Güzel. Ne yapayım? Ne yapayım?
Aynen, ne yapayım, bizim yayınlarda falan çok patladı ya. Abi Sasuke mi çıkardı bilemem.